Ben de 4 tane kız çocuğu var. Kız yani evlatlık almış gibi. Ailesini teslim ettim diyor. Ama şu ana kadar tehditler durmuyor. Ve küfürler daha durmuyor diyor. Şey yazıyor. Bu kız bizde. Ailesini bilen varsa bizimle iletişime geçsin diyor. Wen ghira albanat li ahlihum matu bizilzal. Burada ne yazılmış? Burada millet, bu kız Maraş'tan gelmiş bize. Ailesini tanıyan varsa bizimle iletişimeye geçsin diyor. Bir türlü cevap vermiyordu. Ama bak şurada. Burası. Bir türlü size cevap vermedi değil mi? Herkes adam konuşuyor, cevap vermedi. Ne amcam kaldı, ne babam, ne annem, ne hiç kimse. بابا رجع بقول لك رجعي اسم ماسا واحكي ايش صار بالضبط بيوم شو اسمه بيوم الزلزال انا والد ماسا حموي يوم الزلزال نزلت الساعة 5 الصبح على بناء اللي كانت ساكنة فيه هي واخوها ووالدي عبد الوهاب حموي ولقيت البناء نازل ساقط على الاخير فبقيت 6 ايام عند الانقاض عم بستنى انتشالهم من تحت الانقاض او انتشال جثثهم فبعدها جاني خبر ان البنت طلعت من البناء قبل سقوط البناء بلحظات و الله يسلمك اللي شافوها وين وشلون شافوها؟ شافها البقال وشافها ابن الجيران الساكنين بالطابق الثامن شافوها طلعت من البناء قبل سقوطه بلحظات قص كارديشم bina çökmeden önce binadan çıktı. Ya bir çökmeden önce birkaç saniye önce çıktı. İki gören olmuş. Bir altımızdaki bir bakkal varmış. 7 gün 24 saat açık. O görmüş. Bir de bir 8. katta bir komşumuz oğlunu gördük. Öylesini gördü. Babam da depremin 3 gün önce bir ayrı bir ev tutmuş. Oraya taşınmayı planlıyorlardı. Hani kardeşlerimle beraber ama olmadı. Depremden bir 5 saat önce babam ailemle görüşmüş. Sıkıntı yoktu, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra olay oldu. Depremde hani olduğu zaman enkaz kaldırırken falan babam 6 gün boyunca binanın önünde duruyordu. Bir abim bir de dedem kaybettik. Onlar enkazın altında ölmüş olarak çıktı. Bir kız kardeşim şu ana kadar ortada yok. Abim ve dedem Abdulvahap Hamvi aynı isim taşıyorlar. Bir kız kardeşim Mese Hamvi. Şu talep şu ismi amirdu talep mafkud. Cana. طلب مفقود لعملناه بالمخبر جانا دعاء على الفيسبوك ادعوا اني البنت عندهم فاضطرينا رحنا عملنا محضر ضبط بمخفر ذو القدير اوغلو وعملنا اذاعه بحث عن مفقود بس في شكوى ضد هاي الانسان اللي كانت عم تلاعب عواطفنا عم تنشر مناشير على الفيسبوك اني البنت عندها واشتكينا عليها بالشرطه النظامي وحاليا ما بعرف ايش الاجراءات اللي لازم نتخذها ما في جواب لحد الان قال لك من الشرطه ما في جواب لحد الان بس عم بتصلوا فينا بتقولي لي biliyorum Facebook üzerinden çok paylaştığımız için hani bir kız kayıp bizim kızımız kayıp bir Suriye'deki bir dayım var kardeşimin kimliği çekip paylaşmış ama TC'sini silerek bu kadın da şey yaptı, fotoğrafı aldı, kendi sayfasında üzerinde paylaştı. Diyor ki kızınız bende, öyle bir şeyler diyordu. Biz de iletişimeye geçmek çalıştık, bir türlü ulaşamadık. Ondan sonra bir ben, hani Facebook üzerinden hani
sadece ismim yazıyor, soy ismim yazmıyor için öyle bir öylesine cevap verdi. Ondan sonra kardeşimi görmek istiyorum dedim. Ya görüntü ya da bir sesi öyle bir şey istedim. Ondan sonra beni engelledi, öyle bir şey yaptı. Ondan sonra karakola gittik. Doğukent karakola, Dulkadiroğlu ilçe emniyetine gittik. Ondan sonra o kadına hakkında bir şikayet verdik ve kayıp başvurusunu yaptık. Ve şu ana kadar bir haber yok ama her gün polisler arıyor. Hani iletişimeye geçtiniz mi gibi bir şey diyorlardı. Ama şu ana kadar haber yok. İş talabak ve iş bidek haliyen. Dilbahs an binti. ما عندي طلب بس اني اذا بنتي عايشه نلاقيها ونرجع نحتضنها ما بدي اكثر مني وبطلب مني القانون التركي يتخذ الاجراءات المناسبه بحق الانساني هي اللي لعبت مشاعرنا بابام diyor bir sadece ihtiyacı olan bir kız kardeşim onun hakkında bir bilgi almasını istiyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ne şey diyor o kadın hakkını yesin gibi bir şey yani hakkını verilme gibi bir şey diyor. Çünkü daha önce aynı bir de çok paylaştığı bir fotoğraflar var. Bende çocuklar var, yetim çocuklar var. Evlatlık almak isteyen varsa gelsin alsın gibi bir şey paylaşmış. Öylesine. Şeyden korkuyoruz, çocuk ticareti yapmasına şeyden korkuyoruz ondan. Tek kızımız için değil, diğer çocuklar için de.